Değerli arkadaşlar, Çorum Belediye'mizin bu 5. çalışma sezonu içerisinde yürüttüğü en önemli çalışmalardan birisi de şehrimizin tüm mahallelerini kapsayan bir altyapı çalışması. Şu ana kadar 240 kilometre yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon çalışması Çorum Belediyesi olarak yapmışız. Bunun 237 kilometresini geçtiğimiz 4 yılda yapmışken bu seneki verilerde şu anda 4 kilometrelik kısmını sadece söylüyorum. Diğer kısımları bitmediği için ifade etmiyorum. Geçen yıla kadar, yani geçen yılın çalışma sonuna kadar, sezon sonuna kadar altyapı için harcanan bedel 23 milyon Türk lirasıdır. Yani eski ifade 23,5 trilyon liradır. Bu sene sadece şu üzerinde bulunduğumuz çalışma sahamız için, şantiyemiz için söylüyorum. KDV dahil burası için ödeyeceğimiz rakam da 3 milyon TL'dir. Burası özel bir yer. Toplamda 2900 metrelik bir hat burası. 1850 metresi tamamlandı. Yani 3 kilometre olarak kabul edeceksek toplamda 2 kilometresi tamamlandı. 1 kilometrelik kısmı üzerinde de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çokça yağmur yağdığı zamanlarda hatırlarsınız mevcut terminalimizin önünde bir su birikintisi meydana geliyor. Adeta taşkın noktasında bir birikme orada meydana geliyor. Bunun sebebi şu, bu bölge Çorum'un kot olarak en düşük seviyede bulunduğu bölgedir. Dolayısıyla şehrin üst taraflarında yollardan, kanallardan akan suların tamamı o terminal bölgesinde Akşemseddin Caddesi üzerinde birikiyor. Şimdi biz oradan başlayan büyük bir hatla, şimdiye kadar Çorum'da döşenen en büyük hattır bu. Çapı 140 santimetredir. 1 metre 40 santimetrelik bir çapa sahip. Bu hatla oralardaki birikintiyi alacağız ve doğrudan alt taraftaki dereye aktarmış olacağız. Kapak Deresi'ne aktarmış olacağız. Böylece şehir merkezindeki suları da belli bir noktada topladıktan sonra direkt tahliye etme imkanına sahip olmuş olacağız. Ve şu anda şehrin 94 kilometrelik yağmur suyu şebekesi var değerli arkadaşlar. Bu hakikaten çok büyük bir maliyet, çok büyük bir emek, çok büyük de bir risk. Çünkü yağmur suyu çalışmalarımızın tamamına yakınını neredeyse yaşamın yoğun olduğu, ticaretin hareketli olduğu bölgelerde yaptık. Ilıca Caddesi bunlardan birisi, Bahabey Caddesi bunlardan birisi, Gazi Caddesi, İnönü Caddesi hakeza çalışma yaptığımız önemli yaşam alanlarındandır. Buralarda çalışmak zor, buralarda çalışmak sıkıntılı. Ama arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bize destek veren meclis üyelerimize tabii aynı şekilde teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaları salimen yaptık, hep birlikte tamamladık ve şu anda da yağmur suyumuzu 4 katına çıkarmış olmanın rahatlığını şehir olarak yaşıyoruz. Artık Allah afet vermesin, mutlaka taşıyamayacağımız büyüklükte yağmur yağabilir ve onun sıkıntısını yaşayabiliriz. Ama artık eskiden yaşadığımız sıkıntıları yaşayamayacağımız bir imkana yağmur suyu anlamında kavuşmuş olduk. Bunun da şehrimize hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan temenni ediyoruz.